Seviyor beni ya. Ne güzel şeyler söyledi toplantıda. Samet abi, bana şap lazım abi. Volkan kardeşim, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim abi de arayı kapatmam lazım, fazla iyiyim. Abi, beni şaplasana be. Derdin de iyiymiş be Volkan. Ama derdinin dermanı bende yok. Abi, ya şimdi kendimizi kandırmayalım işte. O Kerem'in kahvesine nasıl girdiyse benim de girsin. Yok, benim öyle bir şeyden haberim yok ya. Olur mu öyle şey ya? Tamam abi, olmamış olsun. Abi, ocağına düştüm, yardım et en azından. Şimdi madem öyle diyorsun... İçim parçalandı değil mi? Ha? Beni böyle görünce içim parçalandı abi. Abi bir tek sen yapabilirsin bunu. Kimse görmeden bana bunu. Bir tek sen bulabilirsin. Ocağına düştüm. Lütfen be abi. Ya, tamam tamam. Ben şimdi bir şekilde bulup buluşturup sana getiririm, tamam mı? Merak etme. Harbi mi? Öpeyim. Ya git, tamam ya. Çok mu döndü? Ne? Gözün. Ha, evet abi çok döndü. Tövbe tövbe ya. İyi. Git git. Vay be, lan adamın derdine bak. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Karnımız doydu bugün, çok şükür. Ne güzel, ne güzel. Amcacığım, beğendin mi çorbayı? Hele bir konuşturma beni. Lokman bir bitsin. Heh, tamam tamam. Afiyet olsun abla. Ablacığım hoş geldin. Bir ekmek daha alabilir miyim? Al tabii canım, al istediğin kadar al. Çekilin! Çekilin! Çekilin dedim. Aa, çok ayıp ama ya, yapma öyle arkadaşına. Sen de çekil lan, telefonunu kırarım. Allah Allah. Güzelim, hadi sen de sıraya geç. Tamam mı, hadi. Hamsi'ye bulaşmayın abi ya. Deli gibi bir şey mi? Buranın çocuğu değil zaten, yeni geldi. Dün kirbitle parkın yanındaki çöpü yaktı. İtfaiyeler geldi, itfaiyenin arabasının tekerini patlattı. Güzelim senin babandır. Çorba koy. Canım öyle değil ama bak, insanlar aç burada kuyrukta bekliyor. Hadi sen de sıraya geç, sonra istediğin kadar çorba vereceğim ben sana, anlaştık mı? Sokarım bak elimi kazana, yaktılar derim. Şşş, çık lan, çık geç sıraya, hadi. Hadi geç sıraya. Saçına tükürürüm. Ha, saçıma tükürürsün, ben de senin saçına tükürürüm. Hiçbir şey yapamazsın. Çekil lan arkaya. Geç sıraya. Hadi. Tamam Ayşe'cim. Çocukla öyle konuşulur mu ya? Kerem'cim çocuklara arkadaş gibi davranırsan seni hiç dinlemezler. Bu çocuk bende büyüyor. Çok çocuk büyüttün tabii. Yani çok çocuk büyütmedim de boğaz ayağında büyüdüm diyelim. O yüzden anlıyoruz birbirimizin dilinden ama işte bir kendimi büyütemedim. Hı. Bir de bana dersin büyü büyü diye. İşte söylüyorsun ama yapamıyorsun. Kim dedi ki sana o içindeki çocuğu büyüt diye? Ben seviyorum ayrıca onu. Sarhoşken bazen kaçıveriyor. Güzel haklısın. Hı. Çorba. Hı. Hangisinden koyayım? Ezogelin. Abi, canlı yayını 500 bin kişi izledi. Kalpler emojiler havada uçuşuyor. Ayşe, seviliyorsun ha. Hı. Biliyorum. Gerçi şov yapıyorlar diyen de oldu. Ne şovu be? Seviyoruz işte. Yok abi, şeyi söylüyorum. Neyi? Çorba işini söylüyorum. Gerçi daha çok seven oldu şimdi. Evet evet, iyi oldu. Şimdi nereden baksan en az bir 100 kişinin karnını doyurduk. Bak, çok güzel hareket bu. Ama diyorum ki, daha doğrusu sen bunu daha önceden demiştin. Biz olmasak da cateringçilerle konuşalım. Kış boyunca bunu devam ettirelim. Senin dediğin gibi. Babam benim yattığı yerde rahat etsin öyle yapardı. Soğuk kış günlerinde mahalledeki herkesi toplar. Dükkanı olandan erzak alır. Çorbayı anneme pişirtip böyle sokakta dağıtırlardı. Vefat edince kaldı mı o işler? Ya yok. Vefatından önce bitti aslında.
Babamın çok yakın bir arkadaşı kazık attı da ona. Ya ismini bile söylemedi adam. Ondan sonra babamın tabiatı değişti. İçine kapandı ya, bambaşka biri oldu. Ulan ne istediler babandan be? Emekçi adam. Lan ne insanlar var be? Ya babam o arkadaşına kefil olmuş. Arkadaş tabii sonradan çok zengin olmuş. Ya neredeyse bizim dükkan da gidiyordu elimizden. Bayağı kötü günlerdi. İşte annem gündeliğe başladı falan. Benim okuma takıntım da o yıllara dayanır. Neyse hadi çayımızı içtiysek biz de yardım edelim toplanmaya. Hadi. Nasıl çaylar? Lezzetli mi? Söyleseydin ben getirirdim kızım. Ay canım kocam elime mi yapışır? Gel otur. Söyleyeceklerim var size. Ben eve çıkacağım kendim. O nereden çıktı şimdi ya? O nereden çıktı mı? Siz kendiniz gizli gizli apartman dairesi ararken iyiydi de ben arayınca mı kabahat oluyor? Ya anne yok öyle bir şey. Öyle bir konuşuldu ya. Ne demek öyle bir konuşuldu ya? 2-3 daire benim aklıma yattı bile. Hiç yatmasın Suel. Bu evi sana bırakıyorum. At binip cirit at. Anne olur mu öyle şey? Nereye gideceksin sen? Senin bütün gençliğin bu evde geçmiş, yaşlılığın bu evde geçmiş. Bütün eşin, dostun bu muhitte. Rıza benim sosyalim iyi. Orada da kendime eş, dost, arkadaş bulurum. Eşyası var, taşınması var. Taşımak ne kadar para sen biliyor musun? Kerem'in bulacak evi. İçindeki eşyaları da o dizecek. O nasıl laf ya biz burada dururken? Ha öyle mi Rıza? El kızının lafıyla anasının arkasından iş çeviren çocuktan ben bir şey istemem. Ya bana neymiş ya? Ben de kaloriferli evde oturmak istiyorum. Allah Allah. Kova kova odun taşıyacağım diye vallahi bellerim koptu ya. Buranın eşyaları eski ayrıca. Ben de evimde kışın tişörtle oturmak istiyorum ya. Vallahi ben bu evde oturmam. He öyle de işte. Senin derdin yalnız kalmak değil bunlar. Bir de bizden kurtulmak. Ah Rıza ah. Yemeyip yedirdiğim, giymeyip giydirdiğim Rıza. Kimlerin aklıyla ananı sildiğini gör işte gör. Anacığım o nasıl laf kurban oldum. Ben seni hayatta bırakmam ya. Senin hayatın burada geçmiş, anıların burada, şeyin burada. Hem sonra sen nereye gideceksin ya? Orada yalnız mısın, değil misin, afiyette misin? Ben bilmeden benim içim rahat etmez ya. Ben hayatta bırakmam seni. Ne demek bırakmam ya? Biz mi kalacağız bu evde? Hep anan anan zaten. Nazmi ayrı kutu. Hayır efendim, ben çıkacağım bu evden. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Kız ben çıkacağım. Ben çıkacağım diyorum. Bu ne ya? Yok şov yapıyormuşuz, yok bir şeymiş. Cık. Linç ediyorlar resmen Kerem, ne oluyor? Aman boş ver onları. Seven sevinen kadar, sevmeyen haset eden de olur. Sen kendini biliyor musun? Emin misin? Önemli olan o. O insanların şimdi karnı doydu, mutlu. Buna odaklan tamam, gel öpeyim. Yani aslında fotoğraf koymak benim de pek içime sinmiyor. Ya doğru diyorsun ya. Önemli olan onların doymuş olması ve mutlu olması şu anda. İnsanlar linç etmeye yer arıyorlar resmen. Aa. Şimdi sen annem tarafına odaklan. Esas şovumuza yani. Bunlar. Bir gelsene Kerem. Gel gel. Ha. Şov dediysek sahneye de çıkmıyoruz aslında. Seni böyle şey göstermemiz lazım. Yorgun, böyle bitkin. O yüzden de gözlerinin altını biraz morartacağım, böyle halkalar yapacağım gözlerinin altına. Şey diyorum ya, acaba ben de kırmızı ruj mu sürsem, böyle koyu renkli bir ruj mu sürsem? Fanfatele oynuyorum ya, ha böyle baskı kuracağım ya senin etrafında. Bak bunlar önemli. Ben bu rol yapma işini sevdim yalnız. Alışkanlık yaratmasın. Belki başka tür senaryolarda da denk gelebiliriz. Hani üzgün bezgin olanlardan değil de tutkulu olanlardan. Gerçekten bu fırçayı gözüne sokarım Kerem. Kıyamazsın ki benim gözlerim yakışıklı. Gözlerin yakışıklı mı ya? O ne biçim bir cümle? Kim dedi? Seni kim şımartıyor Kerem ben yokken? Hayatımda gözlerin yakışıklı kadar saçma bir cümle daha duymadım. Sen dedin. Ben mi dedim? Pardon doğru. Sen sarhoşken otomatik pilotu alıyordun. Bakıyorum da sen de benim sarhoş hallerime bayılıyorsun ha. Hatırlatıp duruyorsun sürekli. Keşke bir de sen hatırlasan da. Neyse.
Yaklaşalım şöyle azıcık. Gel bakalım. Evet yukarı. Nereye kadar bu pembe rüyalar?